Yeraltı ekranlarından merhabalar efendim. Günün sıcak gelişmelerini aktaracağımız ana haber bülteniyle karşınızdayız. Değerli izleyenler, bültenimize ne yazık ki üzücü bir haberle başlıyoruz. Kanal 56 olarak acı bir kaybımız var. Yönetim Kurulu Başkanımız Necdet Kuzu'nun abisi Suat Kuzu, hakkın rahmetine kavuştu. Televizyonumuzun yönetim kurulu başkanı Necdet Kuzu'nun sevgili abisi, sevilen insan, emekli eğitimci Suat Kuzu İstanbul'da vefat etti. Fatih Kadınlar Pazarı'nda bulunan Ümmü Gülsüm Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedilen merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz efendim ve hatırlatalım, tazevi İstanbul Kadınlar Pazarı'nda bulunan Siirt Vakfı'nda olacak değerli izleyenler. Geçiyoruz bir diğer haberimize. Tillo milletvekili seçimlerinde yeni belediye başkanını seçti değerli izleyenler. Seçilen İdem Aydın görevine başladı. Son yapılan milletvekili seçimleriyle birlikte yapılan Tillo ilçesi belediye başkanlığına seçilen İdem Aydın görevine başladı. Aydın, Kanal 56'ya yaptığı açıklamada Tillo ilçesinin sorunlarını bildiğini ve bunları çözmek için çalışacağını söyledi. Aydın, ilçenin sorunlarını biliyorum. En başta su sorunumuz var, altyapı sorunumuz var. Bu sorunları çözmek için gerekirse 20, gerekirse 24 saat çalışacağım. Bu sorunları çözmek için gereken her şeyi yapacak, yetkililerin kapılarını aşındıracağım. Kapım da ilçe halkımıza her zaman açık olacaktır, dedi. 7 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye'de yapılan genel seçimlerden beraber Tilo'da genel seçim de yapıldı. Bu seçimde bu görev bize tevdi edildi. Tilo halkına teşekkür ediyorum. Tilo'nun sorunlarını çok iyi biliyorum. Tilo'nun sorunlarını çözmek için ne kadar zaman lazımsa, 20 saatse 20 saat, 24 saatse 24 saat, o görevi layıkıyla, Tillo'ya hizmeti layıkıyla yapmaya gayret edeceğiz. Allah bizi Rabbimize ve halkımıza, Tillo'lulara, Siirtlilere, Türkiye'ye karşı utandırmasın. Biz de görevinde belediye başkanına hayırlı olsun diyelim. Umarım görevini layıkıyla yerine getirir. Ve geçiyoruz bir diğer haberimize. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet sürdüren ve ilimizde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı olan Gençlik Merkezi yeni binasıyla daha fazla gence ulaşmayı hedefliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren ve ilimizde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı olan Gençlik Merkezi'nin sayısı her geçen gün artıyor. İlçelerde yapılan Gençlik Merkezi'nin yanı sıra il merkezinde yapımı tamamlanan Siirt Gençlik Merkezi daha fazla genç kitleye ulaşmayı hedefliyor. Bahçelievler Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi arkasında yapılan 7 modern binada faaliyetlerine başlayan Gençlik Hizmetleri de yeni kurslar ve yeni alanlar bulunuyor. Gençlik Merkezi Müdürü İrfan Tekin, Gençlik Merkezi'nin kuruluş amacıyla ilgili olarak Kanal 56 kameralarına yaptığı açıklamada, gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle değerlendirmek, bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak, gençlik faaliyetlerini planlamak, programlamak, yönetmek, denetlemek, değerlendirmek ve geliştirmek olduğunu ifade etti. Gençlik Merkezi Müdürlüğümüz yeni binasına kavuştu. Tabii yıllardan beri gerçekten de Siirt'in büyük ihtiyacı olan bir tesisti bu. Gençlerimiz için eski binamız çok kullanışlı değildi. Orada birçok alanda kurs açamıyorduk, yerimiz yetersiz olduğundan dolayı. Tabii yeni binamız faaliyete tam olarak geçmese de şu an %80-85 oranında faaliyete geçtik. Eksiklerimizi tamamladığımız zaman da
İnşallah gençlerimize daha birçok branşta, faaliyetlerde, etkinliklerde yer vereceğiz. Tabi okulların kapanmasıyla birlikte bünyemizde şu ana kadar yazın devam eden 19 tane kursumuz vardı. Bu kurslarımızda yazın yer verip talep olan kurslarımızda gençlerimize tekrar kurslarımızı devam ettireceğiz. Şu anda devam eden kurslarımız işte ebrudur, hattır, mum işlemeciliği ve sanatları basında devam eden kurslarımız, satranç, masa tenisi, langırt ve bu tarz kurs, mangala kursumuz devam edecek olan kurslarımızdan. Müzik alanında da gitar, keman, ney, bağlama kurslarımız yine talepler doğrultusunda devam edecek. Ayrıca de Güzel Sanatlar Lisesi ve akademiye, konservatuara hazırlık olarak katılmak isteyen gençlerimiz de Gençlik Merkezi'ne gelip kayıtlarını yaptıkları sürece bütün bu bahsettiğimiz kurslardan ücretsiz olarak faydalanabileceklerdir. Yeni Gençlik Merkezi binamızda 60 kişilik bir kafeteryamız var, 50 kişilik bir kütüphanemiz, spor salonumuz, yine gençlerimize hizmette olacak şekilde el sanatları sınıfımız, zeka oyunları salonumuz, 3 tane dersliğimiz olacak. Buna bağlı olarak drama işliğimiz, müzik işliğimiz, ses kayıt odamız, çok amaçlı spor salonumuz. Bu da tabii hem etkinliklerimize kullanacağımız bir spor salonu hem de gençlerimizin serbest zamanlar değerlendirmeleri için bir spor salonumuz olarak faaliyete geçecek. Yine gençlerimizi ilgilendirecek bir haberle devam edeceğiz. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte öğrenciler tatile hazırlık yapıyor. Yazı değerlendirmek için en büyük avantajlardan birisi de yaz okulları. Bu noktada Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç kurslara kayıtlarının başladığını belirtti. 2014-2015 eğitim ve öğretim yılının sona ereceği bu günlerde yaz aylarında açılacak olan ve halk arasında yaz spor okulları olarak bilinen kursların hazırlıkları devam ediyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce çeşitli branşlarda açılacak olan bu kurslarda öğrencilere eğitimler verilecek. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, kurslara kayıtların başladığını belirterek, öğrencilerin bedensel ve ruhsal gelişimlerini sağlama ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri amacıyla bu kurslara katılmayı davet etti. Yaz spor okullarımız için kayıtları alıyoruz. Zaten okullarımızın tatil olmasıyla birlikte tesislerimiz hazır hale getirilmiş. Ayın 29 Haziran'da açılışını yapacağız. Şu anda bütün salonlarımız, antrenörlerimiz, çocuk 7 yaşıyla 17 yaş arasındaki gençleri çalıştırmak için kayıtlarını yapıyorlar. Bu kayıtlara göre 29 Haziran'da açılacak olan kursları ondan sonra başlatmış olacağız. Branşlarımız da şunlardır: atletizm, basketbol, voleybol, handbol, badminton, güreş, judo, tekvando, yüzme ve jimnastik branşlarında kurslarımız vardır. 17 branşta kurslarımız vardır. Hem il merkezinde hem ilçe larımızda da yine bu kurslarımız devam ediyor. İlçelerde antrenörlerimiz var. Onlar da ilçelerde kayıtlarını yapıyorlar. Okulların açılmasıyla birlikte kurslarımız sona erecektir. Bu aradaki zaman içerisindeki zamana da çocukların aralarında bir yarışmalar yaptıracağız. İlçeden ile, ilden ilçeye çocukları göndereceğiz. Bazı yarışmalar yaptıracağız. Kim ne kadar becerileri nereye kadar gitmiştir, nasıl gelişmiştir? İyi olan sporcuları yine kendi bünyemiz altına alacağız ve çalışmalarımız yine 12 ay boyunca devam edecektir. Tabii şeyler kapandıktan sonra, yaz spor okulları kapandıktan sonra da gelmek isteyen çocuklarımız bizimle yine o çalışmalara devam edebilirler. İlgili branşlarda antrenörleriyle anlaşarak çalışmalarına devam edebilirler. İstanbul'dan bir haberle devam ediyoruz. Şimdi de bültenimize değerli izleyenler, İstanbul Esenyurt Belediyesi tarafından toplu nikah töreni düzenlendi. Törende tam 200 çiftin nikahı kıyıldı. Ayşe Kandibaş, Cihan Sarar çifti
Yazgül oğlum. Esenyurt'ta düzenlenen toplu nikah şöleninde 200 çift dünya evine girdi. 10 yıl önce dini nikahla evlenen ve 3 çocuk sahibi olan Gülcan İlyas Demir çifti, kızlarıyla birlikte katıldıkları nikah şöleninde renkli görüntüler oluşturdu. 3 çocuklu, senin çocukların anası Gülcan Demir'le evlenmeyi yapabiliyor musun? Biraz düşünmem lazım. Esenyurt Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen toplu nikah şöleninde bu yıl 200 çiftin resmi nikahı kıyıldı. Zöhre Karaçan kendi özgür iradenle Baykal Kakkom ile evlenmeyi yapabiliyor musun? Evet. Teşekkür ediyorum. Esenyurt Belediyesi nikah sarayı bahçesinde yapılan toplu nikah törenine aileler de çiftleri yalnız bırakmadı. Bugüne kadar farklı sebeplerden dolayı resmi nikahlara bulunmayan çiftler mutluluğa bir kez daha evet derken ilk kez evlenen çiftler dünya evine giriyor olmanın sevincini yaşadı. Çiftler nikahın ardından Berfin Gürsoy şarkıları eşliğinde dans edip eğlendi. Çocuklarının da anne babalarının düğünlerine şahit oldukları nikah töreni renkli görüntüler oluşturdu. Çiftlerin nikahını kıyan Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu gelinlere çeyizlerinde eksiklerin giderileceği sözünü verdi. Başkan Kadıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü. %90'ı evlenmiş ama resmi nikah yapmaya vakit bulamamışlar. Kiminizin çocuğu var. Mesela kelini bir tanesi şimdi çocuk emzirmeye gitti hemen içeriye. Hemen nikahtan sonra. Bu da tabii toplumumuza bir yara. Yani o yaraları sarmamız lazım, teşvik etmemiz lazım. Çünkü aile toplumun temelini oluşturuyor. Sağlıklı olması lazım. Çocukları oluyor. Onların işte annesinin babasının resmi olması lazım. Onun için de biz bunu sağlamak üzere her sene böyle bir işlev yapıyoruz. Bu sene 200 tane şeyimiz var. Müracaatımız var. Burada 19'unu nikahını kıydık. Diğer nikahlar devam edecek. 10 yıldan sonra tekrar evlilik heyecanı yaşayan Gülcan Demir ise şunları söyledi. 3 tane çocuğumuz var. 2 kız, 1 erkek. Mutlu bir evliliğimiz var. Evet, ikinci kez gelinlik giyiyoruz. Yani düğünümüz de çok güzel oldu. Böyle bir etkinliğe de... Çocuklarınız nasıl karşıladı tekrar? Çocuklarım zaten küçük. En küçüğü 4 yaşında, diğeri 6, büyük de 9 yaşında. Şaşırdılar biraz. Asıl gençlere bir uyarıda bulunayım da, aman sakın evlenmeyin. Bak ben 10 sene evlenmedim. Rahattım, bekarlık sultanlık. Esenyurt Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği proje kapsamında bugüne kadar 2500 çift dünya evine girdi. Artvin'im. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Yani 4 yıldır birlikteyim ama ilk defa nikahım kıyıldı. O yüzden çok mutluyum. Allah tamamını erdirir inşallah. Darısı bekarların başına. Ne diyeyim? Murat Akkaya, Vanlıyım. Eşimle dedikçe 4 yıldır birlikteyiz. 4 mutlu sene yaşadık. Sonunda nikah kararımı verdik. Çok mutluyuz. Birlikteyiz. Değerli izleyenler, Adıyaman'da hırsızlar bir eve girdi. Eve giren hırsızlar bu sefer sadece eşya çalmakla yetinmedi. Hırsızlar ev sahibinin canına kıyarken eşini de ağır yaraladı. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir eve giren hırsızlar dehşet saçtı. Hırsızlar ev sahibini öldürüp karısını ağır yaraladı. Olay Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Hürriyet Mahallesi 333. sokakta meydana geldi. 70 yaşındaki Fevzi Arslan ve 68 yaşındaki eşi Ayşe Arslan'ın evlerine sabah namazından sonra hırsızlar girdi. İddiaya göre Fevzi Arslan'ı camide sabah namazını kılıp evine geldiği esnada takip eden iki kişi yaşlı adamın hemen ardından eve girdi. Fevzi Arslan'ın ağzını kapatarak döven ve ellerindeki kesici aletlerle vücudunun çeşitli yerlerine darbeler indiren hırsızlar daha sonra evde uyuyan Ayşe Arslan'ın kolundaki 5 adet bileziği almak istedi. Bileziklerinin alınmak istediği esnada uyanan Ayşe Arslan hırsızlara karşı direndi. Kolundaki bilezikleri çıkarmakta direnen kadına hırsızlar karın ve göğüs bölgesinden bıçak darbeleri indirdi. Fevzi Arslan ve Ayşe Arslan kanları içerisinde yere yığıldı. Komşuların bağırma seslerinden uyanacağını hisseden hırsızlar daha sonra panikleyerek altınları da almadan kaçtılar. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan ve kanlı
anlar içerisindeki Fevzi Arslan sürünerek evden dışarı çıktı. Yardım isteyen yaşlı adamı olay yerinden geçen çöpçüler gördü. Çöpçüler hemen durumu 112 sağlık ekiplerine ve polislere haber verdi. İşte bu da vermeyince adamları bulmuşlar. Böyle diyorlar. Şaklamışlar yani. He, şaklamışlar. Tabii kafasına vurmuşlar. Peki olaydan sizin haberiniz nasıl oldu? Hırsızlıktan? Kim söyledi? Kim söyledi? Komşular çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı karı koca ambulans ile önce Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne ardından da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fevzi Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşlı kadın ise aldığı bıçak darbelerinden dolayı ameliyata alındı. Polis ekipleri tarafından güvenlik altına alınan olay yerinde incelemeler yapıldı. Hırsızların kullandığı bıçak ise yaşlı kadının yatağında bulundu. Ölen Fevzi Aslan'dan geriye ise 2 yıl önce türkü söylediği video görüntüleri kaldı. Gebelek, 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 nasıl gebelek? Niçerimi geçirdi de, abuzalım gebelek. Söyledim çocuklarım adı. İstanbul Taksim'de vatandaşlar aniden bastıran yağmuru hazırlıksız yakalandı. Vatandaş yağmurdan korunmak için poşet, şemsiye ve bez parçası kullanmak zorunda kaldı. Taksim'de vatandaşlar aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için poşet, şemsiye ve bez parçalarıyla korunmaya çalıştı. Taksim'de öğle saatlerinde aniden bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar bir anda kaçışarak bir yerlere sığınmaya çalıştı. Beklenmedik yağış sonrasında bazı vatandaşlar aldıkları şemsiyelerle korunmaya çalışırken bazı vatandaşlar da poşet ve bez parçalarıyla korunmaya çalıştı. Kısa süren yağmurun yerini güneşli hava aldı. Haber rotamızı Van'a çeviriyoruz efendim. 85 yaşında 15. kez baba oldu değerli izleyenler. Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Abdullah Sevinç 15 yıl önce evlendi, ikinci eşinden ikiz çocuğu oldu. Allah razı olsun. Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Abdullah Sevinç, 15 yıl önce evlendiği ikinci eşinden ikiz çocuğu oldu. Kışın kardan dolayı aylarca kapalı kalmasıyla gündeme gelen Van'ın Bahçesaray ilçesi, şu günlerde 85 yaşındaki Abdullah Sevinç'in 20 gün önce dünyaya gelen ikiz erkek bebeklerini konuşuyor. 15 yıl önce vefat eden ilk eşi Hanife Sevinç'ten 10 çocuğu olan Abdullah Sevinç, eşinin ölümünün ardından kendisinden 39 yaş küçük Mihrinaz Sevinç ile evlendi. İkinci eşinden iki erkek, bir kız çocuğu olan Sevinç yaklaşık 9 yıl boyunca çocuk yapmadılar. Fetöka Hacı'ya... Bir dakika. İnşallah yarabbim sen azabadasın. Görünüyor mu? Sevinç çifti 9 yıl aradan sonra yeniden çocuk yapmaya karar verdi. Çocuk yapma kararının ardından eşinin hamile olduğunu öğrenen 85 yaşındaki Abdullah Sevinç doğum hazırlıkları yapmaya başladı. 20 gün önce doğum sancıları başlayan Mihrinaz Sevinç Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir çocuk bekleyen Sevinç çifti ikiz bebekte büyük bir sürpriz yaşadı. Erkek olan ikizlere Hasan ve Hüseyin ismi veren 85 yaşındaki baba Abdullah Sevinç ilerlemiş yaşına rağmen minik bebeklerle en az eşi kadar ilgileniyor. Çocuklarına mama veren ve uyutmak için çaba gösteren baba Sevinç, Allah'ın takdiri, ikiz bebek beklemiyorduk. Yaşım geçmiş ama sağlığım yerinde. Biraz da utanıyorum ama yapacak bir şey yok. Bundan sonra da çocuk düşünmüyoruz. Bunlar bana yeter. 15 çocuğum oldu, dedi. Peki zor oluyor mu gece çocuğa bakmak? Vallahi biraz oluyor.
Tabii ki doğru, ağlıyorum. Anası da üzüldüdür. Ben de yardım ediyorum. Evet. Ha valla belki bunda da inip yatağa gidiyorum. Peki, tabii zordur. İkiz bekliyor muydunuz siz? Nasıl? İkiz bekliyor muydunuz? İki tane çocuğun oldu. İkiz bekliyor muydunuz? Yok valla beklemiyordum. Ama Allah'ın vergisiydi. Valla beklemiyordum. Yaşım gidiyor. Valla ben utanıyorum. Bu yaştan yeniden yeni çocuk. Ama Allah verirse ne yapacağız? Maşallah sağlıklısın. Kendine nasıl bakıyorsun? Elhamdülillah. Valla ben iyiyim. Benim sağlığım iyidir. Durumda normal. İyi. Peki bundan sonra çocuk düşünüyor musun? Ne yok inşallah. Allah vermez. Daha istemiyorum. Bu bize yeter.